yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Balık yine ben. Tekrar tanıtayım. Adım Öykü, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Mısır'a gitmeden önce yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim veya daha öncesinde almanız gereken önlemler, yanınıza almanız gerekenler gibi ufak tefek, cinayetli, ufak tefek noktalara değineceğim. Çok iğrenç, çok cringe de o yüzden duyuyorum. O zaman birinci önerim. Vahad. Gitmeden önce mümkün olduğu eğer hani böyle dile yatkınlığınız varsa ufak tefek şeyleri öğrenmeye çalışın. Bana mesela dedem, nereden biliyor hiçbir fikrim yok, rakamları öğretmişti hani nasıl yazıldığını ki orada kazık yemeyin. Çok güzel bir nokta bu. Ve had önerim buydu. Bunları öğrenin mümkün. Bunları öğrenin çünkü gerçekten içinize yarıyor. Ben mesela oradayken sürekli Uber kullanıyordum. Plakalar da hani o sayılarla yazılı olduğu için gidip şimdi el alemin arabasına atlayıp hadi gidelim demek hoş bir durum olmaz. Dolayısıyla plakayı tanımanız için bile bu aslında önemli bir faktör. Karimya'da Uber çok kullandım ben. Çünkü da mikrobus dedikleri bir şey var. Hani gerçekten çok ucuz ama insanlar Allah'a emanet gidiyor. Yani bir motosikletin üstünde 7 kişi gördüğüme çok eminim. Hani böyle double check yaptım. Hala 7 kişilerdi yani. O yüzden birazcık daha kendimi sağlam almak amacıyla genellikle Uber kullandım veya yürüyebileceksem hani yürüdüm. İkinci önerime geçiyorum. Etneyin. Şimdi yazın gitmek isteyenler genellikle işte final takvimine göz önünde bulunuyor. İşte bu zaman gideyim, ben bu zaman hani yola çıkarım. İşte Temmuz ayında çıksam, işte Haziran'da başvursam yeter gibi bir düşünceye sahip oluyorlar. Ama maalesef ki bu çok yanlış. Çünkü ben mesela gitmeden önce gidiş tarihim benim 30 Haziran'dı. Ben Mart'ta falan kabulümü almıştım. Bütün mülakatlarımı yapmıştım. Tamamdım hani. O yüzden hani çok bir sıkıntı yaşamadım. Ama eğer siz de gitmek istiyorsanız kesinlikle hani birazcık araya zaman koyun. Çünkü Mısır'ın öncelikle vizesi gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani normal bir Schengen veya herhangi bir ülkenin vizesi maksimum 20 güne çıkarken ben vizemi Mısır için sanırım 45 günde falan almıştım ve bu gerçekten ciddi bir süre. Bir arkadaşım var mesela beraber gittiğimiz, hani uçak 30'unda kız 29 akşamı hani haber alıyor. Vizen geldi 5'te. Konsolosluk kapanıyor, aldın alamadın gidemiyorsun. Yandı gülüm keten elva. Gitti. Neyse ki halletti geldi ama bunun yanında artiyetten söylemek istediğim bir şey daha var. O da uçak biletleri. Şimdi ben birazcık garantiye aldım işimi. Hani ilk defa gittiğim bir ülke, dilini bilmediğim bir ülke, nasıl işliyor, nasıl şey yapıyorlar bilmediğim için birazcık garanti alarak biletimi Kahire'ye aldım. Ama sıkıntı şu ki Kahire'nin direkt uçuşları gerçekten çok pahalı. Kahire'ye uçarken hani aktarmalı uçuş yapabilirsiniz. Genellikle Atina'dan aktarmalı uçuşlar var ama onlar için de hani artiyetten Schengen'e başvurmanız gerekiyor. Bu gibi şeylerle uğraşmak istemezseniz Mısır'ın farklı bölgelerine de uçuş yapabilirsiniz ve onlar gerçekten daha uygun fiyatlı oluyor. Mesela Şarm el-Şeyh olur, Hurgada olur. İskenderiye Kahire'ye daha yakın ama yine hani Kahire'yle fiyatları hemen hemen aynı geliyor. Uçak biletlerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Üçüncü önerime geçiyorum. Tarata. Geçtim. Şimdi bir Arap ülkesi olarak tabii ki birazcık muhafazakar bir görüşe sahip bir ülke Mısır'da. Tabii ki hani Arap ülkeleri kendi işlerinde farklı görüşlere sahipler ama baktığınız zaman kadın yine ve yine arka planda. O yüzden ben giderken biraz daha hani hem o sıcağı beni boğultmayacak şekilde kıyafetler almaya çalıştım ama bir o kadar da açık olmaması gerekiyor. O yüzden o arada çok ince bir çizgi var. Yanıma mümkün olduğunca işte böyle uçuşçu, şalvar, elbise ama mümkünse kısa kollu tulumlar falan aldım yanıma. Çünkü bir kolay hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü Kahire hani gerçekten böyle pırıl pırıl İstanbul sokakları gibi bir yer değil. Böyle mesela tulum içine tişört giydiğim falan oldu ama hava 42 derece. Ben buradan pıt 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 ter akıtıyorum falan. Yani birazcık sıkıntılıydı. Kilo verdim ama kilo vermek isteyenler Mısır'a. Sıcak kilo verdiriyor. Aklınızda bulunsun. Aldım mı aldım. Dönüşte 1,5 İskender yedim. Uçaktan inip kahvaltıda. Sonra gene eski halime döndüm. O hiç sıkıntı yok. Kıyafetler o yüzden hani kızlar gidecek olduğu zaman biraz daha dikkatli seçmeye özen gösterirse daha rahat ederler diye düşünüyorum. Yine tabii ki kotunuzu, şortunuzu giyebilirsiniz ama hani nasıl burada tatil beldelerinde hani böyle daha rahat giyiliyor hani şehir içine göre. Orada da aynı şekilde öyle. Yine muhafazakar bir ülke. O şeyi değiştirmiyor ama gittiğiniz turistik bölgelerde zaten herkes aynı şekilde gezdiği için size hani çok böyle göze batan bir duruma sokmuyor bu giyindiğiniz şortlar, etekler diyeyim. Onun dışında ben birazcık o konularda pimpirikli olduğum için valizimi yaklaşık bir 2 hafta önceden açıp böyle ufak ufak içine koymaya başladım. Ben bunu da unutmayayım, bunu da alayım yanıma, hadi bu da gelsin diyerek iki vali, kocaman boyum kadar valizlerle gittim.
ama kaldığım süre 6 haftaydı. Ben gitmeden önce yanıma şey almıştım. İlk yardım kiti. Hani minik böyle seyahat boyu ama işte kulak tıkacı vardı, yara bandı vardı, işte flasleri vardı. Hani acil durumlarda gerçekten işinize yarayabiliyor. Çünkü ben mesela tarihi bir mekana gidiyorduk. Yolda bayağı bilir. Hendek vardı yani. Ve takılıp düştüm ve altımda yırtık kot vardı. Dizim direkt bu kadar falan yarıldı böyle. Hala izi duruyor mesela ama o anda yanımda olmasaydı o şeyler, o ilk müdahale olmasaydı belki şu anda çok daha ciddi bir şey olacaktı yani. Hani o yüzden bunları mesela aklınızda bulundurabilirsiniz. O zaman dördüncü önerime geçiyorum. Arba. O da eğlence kısmına geliyor. Biz de burada hani eğlence, hani gece kulübüne falan gidecek olursanız tamam, gece yarısından sonra başlıyor. Ama zaten Mısır'da asıl yaşam, hani böyle sosyal yaşam gece yarısından sonra başladığı için. Çünkü hani gündüz çok sıcak oluyor. İnsanlar dükkanlarını bile 11-12'den sonra belki açıyorlar. Yani gerçekten akşama doğru başlıyor yaşam. Bunun üzerine de bizim keşfettiğimiz bir durum var. Kahire'deyken, hatta Zamalek diye bir ada vardı. Orası böyle Nişantaşı bebeğimsi yerleri orasının. Feluka diye bir oluşum var. Teknemiz böyle yanar dönerli, ışıklı falan. Biz işte bu değişim katılımcıları olarak hep beraber toparlanıp Zamale'ye gidip oradan bir tekne kiralayıp, yani ortalama 1 saat, 2 saat, maksimum 3 saat kiralıyorsunuz. Zaten süre bitmeye yakınken soruyorlar yani uzatmak istiyor musunuz diye. Kendi müziğinizi çalıyorsunuz, isterseniz yemeğinizi, isterseniz içkinizi, hani ne istiyorsanız onları alıp gerçekten orada öylesiye böyle eğlenebiliyorsunuz. Bu gerçekten eğer gidecek olanlara güzel bir tavsiyem olur. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle kaçırmayın. İkinci olarak tabii ki gittiğiniz şehre de bağlı ama her hafta sonu, hemen hemen her hafta sonu bir şehir dışı gezisi oluyor zaten. Önereceğim iki şey var, kesinlikle yapın dediğim. Biri Siyah Beyaz Çöl'de kamp yapın çünkü gerçekten çok bambaşka bir tecrübe. Hani bambaşka, hani yaşamanız gerekiyor. Bunu ben kelimelere dökebileceğimi zannetmiyorum şu anda çok fazla. İkincisi de Dahab'da scuba diving yapın. Oradaki o mercanlar, o balıklar, o su, yani bir kere farklı bir ülkede, farklı bir suda, alışmadığınız bir kültürle ve daha önce hiç bulunmadığınız bir ortam, yani suyun altında oluyorsunuz ve kendinizi çok farklı hissediyorsunuz o anda. Çünkü kendinizi bir insan olarak değil, balık olarak görmeye başlıyorsunuz. Son olarak üçüncü ekleyebileceğim şey de şu. Kesinlikle ama kesinlikle piramitlere gidin. İçine girmeyebilirsiniz çünkü belki birkaç sene içerisinde kapanmış olur diye düşünüyorlar. Çünkü işte arkeolojik kazılar, bir şeyler, hani böyle araştırmalar için. Ama kesinlikle eğer sizi bunaltmayacaksa içine de girin, tavsiye ederim. Şöyle bir durum var yalnız. Orada böyle bir ufak tiyo. Şimdi siz içeri girerken biletinizi alıyorsunuz. Okey. İşte X-ray'den falan geçiyorsunuz. Her şey okey. X-ray'den geçerken, asıl piramit alanına çıkarken orada bir yazı var. Deveye 100 pound'dan fazlasını vermeyin. Biz ne yaptık? 300 pound. Bayıldık. Çok güzeldi. Çünkü biz mesela Mısırlı bir arkadaşımız da yanımızda olmasına rağmen gittik. Hani adam bize bindirdi deveye. Bir harala gürele hani. Dedi tamam, inerken konuşuruz parasını bilmem ne falan filan. Bindirdi bizi. Biz inemiyoruz deveden. İnemiyoruz yani hani. İndirdi bizi falan. Adam başladı bize. Dedi yok işte 100 dolar vereceksiniz. 100 dolar. Yok. Fiyatı zaten 100 pound yani. Hani sen benden o kadar isteyemezsin. O yüzden binmeden önce kesinlikle pazarlığınızı yapın. Sizi dolandırmalarına izin vermeyin. Özellikle bu işte bu sayıları öğrenmeye gerçekten özen gösterin. Çünkü gerçekten hani kazıklamak için yer arıyor oradaki bazı insanlar. Ve eğer beyazsa cildiniz, yani hani esmer ve hani daha böyle mısırlı görünümünüz yoksa, sizin dibinize gelip bir anda böyle kamerayı ağzınıza dayayıp fotoğrafınızı çekmek isteyen insanlar oluyor. Onlara da mümkün olunca dikkat gösterin. Bu piramitler bölgesinde sizinle birazcık hani şey yapabilirler, böyle yapışabilirler insanlar. Gelin ben size etrafı göstereyim, bana para verin, işte deveye bindireyim, bana para verin, işte suyu bakıyoruz 40 pound'a satıyor falan. Orada biraz gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Ama deneyimden de eksik kalmayın derim. Deneyimi dinlediğiniz ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın ve valiz hazırlamak için de eğer kafanızda daha fazla soru varsa yukarıdan videoya ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım miniydi benim.